eğitimin helvasını yediler. Tabii ki başta böyle bir milli eğitim müdürü olduğu sürece helvasını yerler. Demeçlerini hayretle izliyorum. Karma eğitim zorunlu değil. Rektörlük için gerekli olan 3 yıl profesörlük şartı bu zat için kaldırıldı. Bilindiği üzere rektör olarak atansın diye. Kısacası bence şeriatçının tekini bu ülkenin başına Milli Eğitim Bakanı olarak getirdiler. Şöyle bir geçmişine baktığımda Gazi Osman Paşa Üniversitesi ilk defa duyuyorum. Beni doğrularsan sevinirim yani kusura bakmayın. Burada artık o kadar gecekondu üniversitesi var ki bir hanı kiralayıp üniversite kurabilirsin. Yeter ki saçma sapan olsun. Aynen. Burada dekan yardımcılığı yapıyor. Daha sonra Anadolu Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı'na yükseliyor. Polis Akademisi'nde enstitüde müdür yardımcılığı yapıyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ne rektör oluyor. Bakıyorum bilime dair hiçbir şey yok. Doğru düzgün bir makalesi doğru düzgün yok. Hiçbir bilimsel çalışması yok. Dergilerde yayınlanan, bence başkalarına mış gibi yapılan yayınları var. Bomboş bir insan. Sözü sana bırakıyorum Süleyman. Aslında bir şeyin yansıması kendisi. Bugünkü Türkiye'deki akademik hayatın bir yansıması. Belki de bu 20 yılda en büyük zararı gören şeylerden biri Türkiye'de yüksek öğrenim oldu. Sadece devlet üniversiteleri değil, vakıf ve özel üniversitelerde de bu zehir var. Ve aslında bunun gibi pek çok insan var. Kürsü başkanı var, dekan var, rektör var. Çünkü bu ülkede artık saçmalayan bunlardan olabiliyor. Saçmalayan rektör olabiliyor, şey yapan. Ne kadar bilim dışıysan, ne kadar tırnak içinde politiksen, ne demekse o, bunların işte şey, yükseliyorsun. Sana profesör, burada profesörlük unvanı şey gibi, yani salatalık satın almak gibi artık şeyden, manavdan. Öyle bir düzeye gerilemiş durumda. Hikaye böyle bir hikaye açıkçası. Verdiği tüm demeçler, oradan pek çok kez, ay ben onu demek istemedim'e çevirmesi falan filan. Bir şey, nabız yoklaması, işte koçbaşılık yapmak, yani önce onu bir sürüyorlar ortaya, duruma bakıyorlar vesaire. Hikaye böyle gelişiyor. Eğer ki gerekli direniş olmazsa, muhalefet bu konuya gerekli önemi vermezse, ama daha önemlisi bununla ilgili olan insanlar buna karşı mücadele etmezse, başta öğretim görevlileri olmak üzere, bu işin çözümü yok. Bu utanç verici bir bakan. O kesin.